1 Aralık 2022. Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Evet, Aralık ayına girdik ve güzel bir Aralık inşallah bizi bekliyor olacak. Yarın akşam canlı yayında burçları konuşacağız Aralık ayında. Tekrar buradan hatırlatayım sevgili dostlar. Ve dünkü mesajlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizin elleri dert görmesin. Bol bol huzur, bereket, para görsün. Allah gönlünüze göre versin. Ne diliyorsanız daha çoğu sizin için geçerli olsun. Evet sevgili dostlar, bugün gökyüzünde bol bol kare var. Önce onu söyleyeyim. Ay balık burcunda kareler var diye hemen depresyona girmeyelim. Çünkü bu karelere ihtiyacımız var. Bunlar olmazsa, zorluklar olmazsa hayatımızda ne yazık ki iyilerin, iyi günlerin, iyi konuların değerini, kıymetini fark edemeyiz, bilemeyiz. O yüzden bugün ilişkilerde kopmalar olacak, onu en baştan söyleyeyim. Çünkü bugün ay balıkta. Öğleden sonraki ay dekantına baktığımda Mars Plüto tarafından yönetiliyor. Mars Plüto ayın bu dekantında, yani balık burcunun, çok daha kararlıdır. Melankoliye çok izin vermez. Biraz daha güçlü bir karakter ortaya koyabiliriz. Bilhassa melankoliden sıyrılıp şöyle biraz daha gerçekçi olaylara, durumlara bakabiliriz. Özellikle mesela saat vereyim sizlere. Bugün akşam saatlerinde, işte 18 sıralarında diyeyim size, biraz daha gerçekçi olabiliriz. Daha sezgilerimiz çok daha güçlü olabilir. Fakat gün içinde gerçekten mesela sabah 11-12 ay Venüs feresi, güzellik, estetik, özel ilişkilerde sorun, memnuniyetsizlik, kendini beğenmeme gibi durumlar yaşayabiliriz. O yüzden bu gibi kaygılar olursa hiç boşuna kendinizi yormayın. 10-11 arası ay Mars karesi çok mücadeleci bir saat. Gerçekten dirayette olabiliriz. Fakat biraz böyle ilişkilerde çatışmalara yol açabilir. Ve yine gün boyu etkili bir Venüs-Mars karşıtlığımız var. Evet, gülerek söylüyor bunu demeyin. Çünkü Venüs-Mars gerçekten zorlayıcı bir etkidir. Duygularla, sevgiyle mücadele anlamına gelir. Yani Mars nerede varsa mücadeledir ya. Ondan dolayı ki gizli, sırlar, arka planda olan konuları araştırmak isteyebiliriz. Ve karşımıza memnun olmayacağımız durumlar çıkabilir. Öfkelenebiliriz. Bu duruma göre de Mars'la Plüto tarafından yönetilen bir gün olduğu için mesela aile içi konular, yaşadığınız mekan, işte bu ev sahibiniz olur, aile içindeki konular olur. Bunlarla ilgili tüm alanlar bugün biraz devreşebilir açıkçası. Sakin olun, geçeceğini unutmayın. Ani kararlar vermeyin yeter. Diğer dikkat etmemiz gereken saat 16:23-17:23 arası ay Merkür karesi var. Çok özel görüşme, konuşma gibi, toplantı gibi, sunum gibi işleriniz varsa bu saate denk getirmeyin. Peki hangi saate denk getirelim Deniz Hanım diyorsanız, söylüyorum arkadaşlar. Sabah 10:18-11:07 arası bugün çok çok kıymetli. Çünkü gerçekten zor bir gün. Diğer saatim 16:02-16:51. Evet, bu saate de denk getirebilirsiniz. Çok istediğiniz bir şeyi yapmak, başlamak, girişmek için gayet olumlu. Diğer saatimiz 23:35-00:46. Bu verdiğim 3 saati bugün daha mantıklı işler için, yolunda gitmesini istediğiniz, gözden çıkarmadığınız durumlar için, kişiler için, sevgi ilişkiler için kesinlikle kullanın. Çünkü bugün bu saatleri yakalamak zor. Ha bir de 17:35-18:35 arasını not alın. Ay Neptün'le kavuşuyor. Çok daha duygusal olacağız ve bugün sezgilerinize güvenebilirsiniz arkadaşlar. Sezgilerimiz çok ön planda olacak. Bugün toprak elementi çok eksik gökyüzünde. Çok böyle kalıcılığı olan, işte mantık aradığınız bir durum aramayın. Dolayısıyla o an size doğru ne geliyorsa, ne hissediyorsanız bence o yönde ilerleyin. Çünkü ay da balık burcunda, biraz akışa bırakmak gerekiyor. Gökyüzü bize bunu işaret ediyor sevgili dostlarım. Evet, böyle bir gün olacak. Gün boyunca da yine iş, kariyer, statü gibi konular gündemde olacaktır. O hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Özellikle mesela ateş grubu burçlar için bu daha önemli olacaktır. Mesela koçlar, aslanlar, yay burçları bugün iş hayatı, para dinamikleri, gelir ve kazançlarıyla daha çok ilgilenebilirsiniz. Diğer yandan mesela ikizler, ondan sonra başak, balık burçları için biraz daha hayatı toparlamak, gerçekleri ön plana çıkarmak,
Hani böyle arada derede kalırız ya, o günlerdeyiz zaten, yani gökyüzü tamamen değişkenler içerisinde. Ama bugün daha kararlı bir gökyüzü var, daha aktif bir gökyüzü var. Ve dediğim gibi bugün biraz hani evimiz, yaşadığımız yer, ailemizi ilgilendiren gündemleri hayatımıza çekebiliriz. Mesela ayı, Ay Balık burcunda Jüpiter yönetiyor. Mesela Jüpiter, Neptün, işte Ay, ondan sonra Juno, hepsi Balık burcunda. Evet, çok güçlü sezgiler devrede olacak sevgili dostlarım. Şunu da söylemem gerekiyor. Bugün çok atar gider yapmamamız gerekiyor. Evet, kariyer, iş hayatı, para, iş anlaşmaları mesela, gelecekle ilgili konular da gündemde olacak. Bugün ve yarın bunlar geçerli olur. Yine onlarla ilgili çok ani kararlar almamakta çok fayda var. Venüs, Mars karşıtlığı. Aynı zamanda işte bugün dedim ya, Merkür'ün, Venüs'ün hepsinin de bizi biraz gerecek, gerginlik oluşturacak, zorlayacak açıları olduğu için biraz daha sakin olmamızda fayda var. Kendi menfaatlerimizi, kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket edersek, şartları zorlamadan, ama daha mantıklı, daha güzel bir gün olabilir. Çok hassas bir gökyüzü var. Melankoliye gerçekten yatkınız. Özellikle kişilik olarak doğum haritasında böyle etkileri çok olan arkadaşlar bu durumdan, bugünlerden daha çok etkilenebilir. Dolayısıyla biraz daha depresyona yatkınlık olabilir. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bu da aslında çok da korkulacak, kaçılacak bir durum değil. Yaşamamız gerekiyorsa bazı şeyleri yaşıyor ve yaşayacağız ve bu bizim güçlenmemizi sağlayacak. Arkadaşlar, ben size bir kitap önermek istiyorum. Kitabın adı Mutsuz Olmak, bir yüreklendirme kitabı. Tavsiye ediyorum, gerçekten çok faydasını göreceksiniz sevgili dostlar. Onun altına yazılarını da bırakırım. Sevgili dostlar, yarın yine görüşmek üzere ve canlı yayına gelmeyi unutmayın. Aralık ayı burç yorumlarını konuşacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.